anlatacağım. İlk elemanımız burunlu. Sonraki elemanımız yutak, gırtlak, soluk borusu, aksiyeller, bronşlar, bronşçuklar. Sonra alveon, yani üzüm salkımı olanlara biz alveon ismini veriyoruz. Şimdi arkadaşlar, soluk alanında ve soluk veriminde neler oluyor onları anlatacağım. Soluk alanında diyafram kasamız kasalara düzleşir. Göz boşluğumuzun hacmi artar. Akciğerin hacmi artar. Oksijen bakımından zengin olan hava akciğerlere gider. Soluk veriminde de diyafram kasamız gevşeyerek kubbeleşir. Göz boşluğunun hacmi azalır. Akciğerin hacmi azalır. Karbondioksit vücuttan uzaklaşır. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size solunum sistemini anlatacağım. Solunum sistemi. Oksijen bakımından zengin olan hava akciğerlere gider. Soluk veriminde de diyafram kasımız gevşeyerek efendime söyleyeyim. Gevşeyerek ne öyle? Şimdi size soluk alanında ve soluk veriminde neler oluyor onları anlatacağım. Soluk alanında diyafram kasımız kasılarak düzleşir. Göz boşluğumuzun hacmi artar. Akciğerimizin hacmi artar. Oksijen bakımından zengin olan hava akciğerlere ulaşır. Soluk veriminde de göz kafes. Diyafram kasımız gevşeyerek kubbeleşir. Efendim söyleyeyim. Göz boşluğumuzun hacmi azalır. Bunu birden alabiliyor musun? Ne için ya?